ben şunu biliyorum, kesinlikle inanç bir insana miras değildir. Anneden babadan gelen bir şey değildir. Bunu düzeltecek hiçbir şey yok. Yani istediğim kadar iyilik yapayım, 2 dakika sonra ölürsem ne olacak? Zaten küçüklüğümden beri elimde kırbaç olan bir Allah var. Kız çocuğu olduğum için okutulmadım, ezildim. Ve bir de ben düşündüm, bu Allah erkeklerin Allah'tır. Ben niye tapınacağım? Merhaba sevgili Kanal Hayat dostları. Yeni bir Dar Kapıdan Girenler programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Ekranda gördüğünüz bilgiler aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz. Programımızla ilgili görüşlerinizi, önerilerinizi, hatta kendi tanıklıklarınızı bile bize yazabilirsiniz. İncil'de İsa bize dar kapıdan girmemizi öğütlüyor. Ama aynı zamanda uyarıyor, bundan sonra yolun çetin olduğunu ve bu yolu bulanların az olduğunu söylüyor. İşte bu programda İsa'nın öğütlediği bu dar kapıdan geçerek, onun söylediği bu çetin yoldan yürüyen kimselerin hikayelerini sizlere getiriyoruz. Bugünkü konuğumuz Volkan kardeşim. Volkan, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Her şeyden önce çok teşekkürler zaman ayırdığın için ve bugün bizlerle, dostlarla tanıklığını paylaşacağın evet, için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Ben de merak ediyorum aslında senin tanıklığını. Seni tanıyorum ama nasıl iman ettiğini duymadım şimdiye kadar. Ne zaman iman etmişti? Üniversitenin birinci yılında. Yani, yıl 2003. 2003'te iman ettim. Yaklaşık 12 yıl oldu. Evet, doğru. Ondan önceki Volkan nasıl birisiydi? Bize anlatabilir misin? Ondan önceki Volkan dünyayla ilgilenen, toplumsal sorunlarla ilgilenen, insanların daha iyi bir dünyada yaşamasını arzulayan bir Volkan vardı. Bunun için kendi çapında, belki tırnak içerisinde benlikle yaşayan bir Volkan vardı. Daha çok okumaya çalışan, öğrenmeye çalışan ve kendi çevresinden başlayıp dünyayı değiştirmek isteyen bir ütopyaya inanan bir Volkan vardı aslında. Yani herhalde çoğu üniversite öğrencisi gibi ben de bir takım siyasi bilimle, işte bilimle ilgilenen bir yapım vardı diyebiliriz aslında. Sen nerelisin tam olarak? Ben Eskişehirliyim. Orada mı doğdun, büyüdün? Eskişehirliyim ama İstanbul'da doğup büyüdüm. Ama hep aile köklerimiz Eskişehir'de olduğu için her zaman Eskişehirliyim diyerek o şekilde açıklıyor. Tek çocuk musun başka kardeşlerin? Bir tane abim var. Peki ailenizde inançla ilgili, senin o düşündüğün konularla ilgili olarak ailenizdeki yapı nasıldı? Yani nasıl bir aile hayatın vardı? Tipik bir memur ailesiydik biz. Sürekli taşınan bir ailenin içerisinde büyüdüm. Her Türk standart olan bir aile içerisinde olduğu gibi annem babam da inançları doğrultusunda yaşamaya gayret ediyorlardı. İyi niyetli bir şekilde ibadetlerini yerine getiriyorlardı ama yani bize açıkça şunu yap ya da şöyle yap diye bir telkinleri yoktu. Ama tabii her zaman ailelerin bir koruma içgüdüsüyle, işte yanlış düşündüğümüz zaman, yanlış kitaplar okuduğumuzu gördükleri zaman uyardıkları oluyordu. Ama yani çok işte benim izlediğim yol budur, sen de bunu izle diyen bir baskıcı bir yapıları hiçbir zaman olmadı. Bizim ailende öyle bir şey olmadı. Evet, kesinlikle. Peki Tanrı konusunda ne düşünüyordun üniversite yıllarına geldiğinde? Tanrı hakkında ne vardı? Aslında üniversite kazanmadan önce yani fikrim şuydu, Tanrı yoktur. Yani çünkü dünyaya baktığım zaman bu kadar acımasızlık, eşitsizlik, büyük sorunlar, yani böyle bir yaratıcının bunlara müdahale etmemesini anlayamıyordum. Dolayısıyla bu yoldan ilerleyerek Tanrı yoktur. Sadece insan vardır ve insan kendi aklını, kendi benliğini kötüye kullandığı zaman, para için kullandığı zaman işte bu sorunlar oluyor. Dolayısıyla sorun maddi dünyadaki değişiklikler olursa insan da değişebilir diye düşünerek Tanrı'yı yok sayan bir yaşamım vardı. Ne okudun üniversitede? Ne bölümün? Marmara İletişim mezunuyum ben. İletişim okudum ve sonra bir şekilde İsa'yla tanıştın. Oraya giden yolculuğun nasıl oldu?
Üniversite bir kız arkadaşım vardı. O TÜYAP kitap fuarına gitti. Oradan bir İncil aldı. Ve İncil aldıktan sonra kişisel bilgilerini standta yazmış ve Bakırköy'de oturduğumuz semtteki yakın bir kilise kız arkadaşımı aradı ve kiliseye davet etti pazar günü. Protestan bir kiliseydi. Ve sonra ben de oraya gittim. Ama oraya gidiş amacım şeydi, yani onlarla tartışmak, Tanrı'yı olmadığını onlara bir açıdan göstermek istiyordum. Ve daha sonra orada tartışma beni çok etkilemedi ve oradaki ortam beni hiç etkilemedi ama İncil, kendim için de bir İncil aldım. Çünkü okuduğum için yani kitap iyi ya da kötü bir kitap olursa en azından okumayı değer buluyordum. Ve İncil'i aldım ve okumaya başladım. İlginç bir şekilde yani okudukça sanki kutsal kitap beni içine çekti. Ve ilk gördüğüm şey şuydu, yani İsa'nın basit olarak okuduğum zaman yani bu İsa Mesih de hiç kötü bir şey yok. Yani insanları doyuruyor, iyileştiriyor. Bir yanlış bir şey yok anlamında. Evet, yanlış bir şey yok. Yani onda bir günah ya da bir benliksel bir eylem yok. Yani sürekli iyilik için ve bir fedakar bir yaşamı da var. İnsanlar için kendini feda ettiğini söylüyor. Ve bu beni biraz içine çekti aslında. Ve sonra bir ev arkadaşım vardı üniversite zamanlarında. Yani sohbet etmeye başladık. Yani işte bu coğrafyadaki yazılan kitaplar var, işte kutsal kitap var. Yani bunların hangisi doğru diye bu yönde bir tartışmalara, sohbet etmeye başladık. Ve aslında şöyle de bir yapım var. Yani bir şeyi okuduğum zaman çok fazla derinlemesine gitmeye çalışıyorum. Yani onun altyapısını, bu kitabın neden yazıldığını da görmek istiyorum. Yapım gereği. Bir şey sorabilir miyim oraya? Belki bahsedeceksin ama ben bahsetmezsem unutulmasın diye. İncil'i okuduğun zaman ilginçtir. Yani İsa'nın temizliği, doğruluğu, hayatının doğruluğu gözüne çarptı. Yani bu kıyaslamayı neye göre yaptın? Yani neyle kıyasladın İsa'yı ki İsa dedin bunların hiç diğerlerine benzemiyor. Evet. Yani topluma baktım, kendime baktım. Yani hepimiz sevgi yolunda yürümek isteriz, insanları sevmek isteriz, fedakarlık yapmak isteriz. Ama bunların zirvesinde İsa'yı gördüm. Yani mesela çok açık şekilde ben ölmeye geldim diyor. Yani bu açık bir şekilde belki durumlar bizi bu yöne itebilir ama başından beri bu yolda yürümek kolay bir iş değil. Bile bile yani. Bile bile yürümek kolay değil. Ama dedim ki yani o hikaye, İsa Mesih'in o yaşamı beni içine çekti. Ve yani bulduğum kaynaklarla karşılaştırmaya başladım. İşte bazı dinler o hikayede ne anlatıyor, kutsal kitap İncil ne anlatıyor diye. Ve sonra şunu fark ettim. Yani İsa Mesih çok fazla insanı iyileştiriyor. Yani kutsal kitabım çok fazla. Yani kutsal kitap okuduğumuzda hemen hemen ona imanla gelen hiç kimsenin boş dönmediğini söylüyor. Herkesi iyileştiriyor. Herkesi iyileştiriyor ve o herkes kelimesi beni çok şaşırttı. Ve siz de hastanelere gittiğinizde görüyoruz. Yani binlerce insan hastanelerde, binlerce insan acılar çekiyor. Ve İncil'in mesajı şu, herkes, ona gelen herkes iyileşti diyor. Ve benim aklıma takıldı ve günlerce bunu düşünmeye başladım. Yani bugün İsa Mesih olsaydı eğer, onlar iyileşebilir miydi? Hastanelerdeki insanları mı kastediyorsun? Evet, hasta olan binlerce insanı kastediyorum. Ve o zaman üniversite bahçede otururken bir arkadaşım geldi bana dedi ki ya dedi bir baş ağrısı girdi, dünden beri başım ağrıyor diye söyledi. Ben de o zaman yüreğimde şunu hissettim. Yani İsa sen olsaydın ne yapardın bu baş ağrısına karşı diye. Yani İsa'ya inanmıyorsun sadece. İnanmıyorum, sadece araştırıyorum. İncil'i okuyorsun evet. Ve bu... Ve sonra yani orada İsa'nın yaptığı gibi İsa işte gözüne elini koyuyor ya da bir yere götürüyor ve dedim ki arkadaşıma ya şimdi sana bir şey yapacağım ama bunun nedenini sorma. Lütfen bana izin ver dedim. Yavaşça omzuna koydum elimi ve içimden dedim ki yani İsa sen varsan ve gerçekten iyileştirmek istiyorsan bu kardeşimi iyileştir arkadaşımı. Ve sonra elimi çektim ve dedi ki ya ne yaptın bilmiyorum ama iyi geldi bana dedi. Ve ben inanamadım yani. Ve sonra ilgimi çekmeye başladı bu konu. Yani sanki bir taraftan da kimliğimi de buluyordum Tanrı'da aslında. Ve sonra birkaç kere bu tecrübeyi yaşadım. Ve yani şifa mı, iyileştirme tecrübesi evet, mi? Evet. Yani tabii ki burada nasıl bir bilimsel olarak bunu açıklayamam ama karşıdan gelen tepkiler hep olumluydu. Ya bir esenlik var, bir şey başımda yani. Bir şey oldu. Evet. Yani bir değişim oldu. Ve en sonunda okulda bir bayan arkadaşım vardı ve sınavdan çıkmıştık. Ve o karşıdan geldi ve gözümde bir şişlik vardı.
Ve sonra onu görünce dedim ki yani ne oldu sana? Ya dedi işte gözüm şişti, bir arpacık mı derler, böyle bir şey oldu. Sonra dedim ki ona da söyledim, ne olacağını sorma. Sorma ama bir şey yapacağım. Evet, sana bir şey. Ve ama hala inanmıyorsun. İnanmıyorum yani, %100 inanmıyorum. Daha araştırma durumundayım. Ve İsa'nın yaptığı gibi elimi yavaşça gözüne doğru götürdüm ve içimden bunu söyledim. İsa sen onu iyileştirir misin? Ya da bunu yapabilir misin diye. Ve elimi çektim. O anda hiçbir şey olmadı ama ertesi gün arkadaşımla görüştüğümde dedi ki yani iyi oldu gözüm dedi. Ve aslında bu olanlar beni kutsal kitaba daha derinlemesine bakmama neden oldu. Ve sonra bir gün yine kutsal kitabı okurken, belki dinleyiciler, izleyiciler de çok iyi bilirler, İsa Mesih bir 5000 kişiyi doyurma sahnesi var. Ve 5 ekmekle 2 balık çocuğun elindekinden alıp ve onlara doyuruyor. Ve bir gün eve giderken arkadaşımla bir yemek aldık. Bir makarna ile biraz işte ıvır zıvır sosis aldık. Ve onu pişirdik. Şimdi aklıma şey geliyor, yine İsa gücün varsa çoğalt mı diyeceksin onu? Evet, evet. Ve sonra arkadaşım dedi ki yani bu bize öğlen yemeğinde yeter ama akşam ne yiyeceğiz falan diye sordu. O anda, o günlerde o bölümü okuyordum. Sonra arkadaşıma dedim ki yani İsa Mesih 5 ekmekle 2 balığı 5000 kişiye doyuruyorsa bu yemeği çoğaltabilir diye söyledim. Ve gerçekten gittim, yemek piştikten sonra tencereye elimi koydum ve içimden dedim ki yani yazdığı gibi yapabilir misin? Bu yemeği bereketler misin dedi. Ve inanır mısınız, ikinci gün üçüncü bir misafirimiz eve geldi ve aynı yemeği yedi. Bir paket sadece makarna. Sadece bir öğünde bitecek dediğinizi akşam yediniz ve ertesi günde yediniz. Evet, ve bir misafir geldi ve ona da bir tabak konuldu ve arkadaşlarım buna tanıklık etti. Şaşırdığını gösterdi mutlaka. Yani tabii ben onlara söyledim ya, bu onlar da şaşırdı. Ve ben dedim ya bu işte İsa Mesih'in mucizesidir dedim. Ama yani bütün bunlar yüreğimi tam ona verdiğim zaman olmadı. Yani hala araştırıyordum ve hala, ama araştırmalarım sürekli derinlemesine ilerliyordu. Ve bir gün o günlerde şunu okuyordum. İsa Mesih Yeruşalim'e girdiğinde fısıh yemeği yemesi için öğrencilerini önden gönderiyor ve diyor ki bağlı duran bir sıpa duracaksın. Ve o günlerde şu aklıma geldi. Yani bu gelecekle ilgili öngörüleri Tanrı nasıl verir? Yani bu insana nasıl gelir ve insan nasıl bunu açıklar? Yani bu vahiy anlayışını anlamaya çalışıyordum. Yani şey, İsa'nın gideceksiniz ve bir sıpa göreceksinizin anlamını kastediyorsun. Evet. Geleceği görmek olarak. Yani öğrencilere olayları önceden söyleyerek, öğrenciler de bu olayları görerek o şekilde geri geliyorlar ve sıpayı buluyorlar ve İsa'yı getiriyorlar. Ve sonra düşündüm ya, Tanrı bize gerçekten gelecekle ilgili öngörüler verebilir mi? Yani evet, Tanrı her şeyi biliyorsa peki biz neden ondan öğrenmiyoruz gibi bir düşünceye kapıldım. Ve sonra ev arkadaşımla düşündük. Dedik yani biz ayrı bir eve çıkalım. Çünkü o evde 4 kişi kalıyorduk. Ve sonra ben bir gün öğlen uykusunda yüreğimde şöyle bir şey hissettim. Sen ev arama, evi ben senin ayağına getireceğim diyen bir şey hissettim yüreğimde. Ve arkadaşıma dedim ki, ya dedim sakın ev arama. Tanrı bizim evi ayağımıza getirecek dedi. Dedim ona. O dedi ki yani saçmalıyorsun yani, bu kadar da hani araştırıyorsun ama. Makarna filan başka da evet, başka. Aynen, yani kaptırma bu kadar kendini. Arkadaşım da söyledi. Ve sonra yani hikayenin özünde şu, 2 hafta sonra arkadaşımın annesi aradı. İstanbul'daki evinin kiracısı çıkacakmış, siz oraya taşının diye bize söyledi. Ve bu 3 olay yani beni gerçekten sanki yani suda böyle daha derinlere dalmama neden oldu. Seni durduracağım Volkan kardeşim. Bir ara verelim, aradan tamam. Sonra tekrar. Tamam. Evet sevgili Kanal Hayat dostları, şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra Volkan kardeşimizin hikayesini dinlemeye devam edeceğiz. Merhaba sevgili Kanal Hayat dostları. Rabbin yüreğime koyduğu bir ağırlığı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben İstanbul Sancaktepe Kilisesi'nden Pastör Ali Kalkandelen. Son günlerde eğer coğrafyamızı takip ediyorsanız, karanlığın hızla yayıldığını ve dünyanın büyük bir hızla kötülüğün etkisi altına girdiğini görüyorsunuz. Mesih'imizin ikinci gelişi yaklaşıyor. Bu aslında şu anlama geliyor. Bireyler olarak, kiliseler olarak Rabbin önünde daha fazla durmalı ve onun gelişine hazır olmak, Mesih'in gelininin hazır olması için duayla dimdik durmamız gerekiyor. Sizi teşvik etmek istiyorum. Kendiniz için, sevdikleriniz için, kiliseniz için, bizler için dua edin ki kilise tertemiz ve dimdik durabilsin.
Merhaba sevgili Kanal Hayat dostları. Tekrar birlikteyiz Dar Kapıdan Girenler programında. Aradan önce Volkan kardeşimizin hikayesini dinliyorduk. Şimdi hikayesini ondan, devamını ondan dinleyeceğiz. Evet kardeşim, ilginç şeyler anlattın gerçekten. Yani şaşırtıcı. Yani İsa'ya inanmadan bir sürü yani küçük çapta mucizeler görüyorsun. İşte dua ediyorsun, İsa İncil'i okumuşsun, şifa veriyor. O zaman sana dua edeyim, bakalım iyileşecek. Test ediyorsun sanki. Evet. Ve hepsinde de pozitif cevap alıyorsun. Hatta makarnayı bile bir öğünde bitecek makarnayı birkaç öğün misafirleri ağırladınız hatta onunla. Sonra nereye geldi durum? Yani çevrende insanlar seni görüyorlar, insanların içinde yapıyorsun bunları. İsa'ya gidişin buradan nasıl devam etti? Ve sonra hayatında bir kırılma oldu. Evet. Annemle babam büyük bir anlaşmazlıkla boşandılar. Ben bir öğrenci olarak ailemin desteğiyle ve çeşitli burslarla devam ediyordum. Ve sonra bir gün annem aradı ve eve çağırdı. Ve eve gittiğimde evdeki bütün eşyalar gitmiş. Babamın borçlarından dolayı haciz gelmiş ve annemle babam bu konuda büyük bir kavga etmişler ve babam evi terk etmişti. Ve bu benim için çok büyük bir şoktu çünkü ailem her zaman birlikteydi. Ve üniversite yeni başlayan birisi olarak ailemin bütünlüğü çok önemliydi. Çünkü ailem bu şekilde ayrılırsa benim bir işe girmem gerekiyordu. Ve çünkü anneme de yardım etmem. Çünkü evimizde haciz gelmişti, evimiz kiraydı vesaire. Ve bu benim hayatımda bir kırılma oldu. Ve o zaman yani bir odaya gittim ve diz çökerek şöyle söyledim. Yani artık araştırma yok, artık test yok ve söyledim. İsa sen gerçeksen. Lütfen bana yardım et. Ve şimdi seni arıyorum diye ve gözlerimden yaşlar dökülmeye başladı. Ve o anda şunu hissettim. Yani eskiden hep uzakta olan Tanrı, yani bize belki bizim yanımızda olmayan Tanrı odanın içindeydi. Onun varlığını hissettim orada. Ve sonra annem dışarıdan tekrar geldi eve. Ve ona görüştüğümde annem sürekli ağlıyordu çünkü olaylardan dolayı. Ayağa kalktığımda artık yüreğim değişmişti. Yani o duanın saniyesinde yüreğim değişti ve yüreğim umut doldu. Ve anneme söyledim, dedim ki hiç korkma, Tanrı bizimledir, o bize yardım edecek dedim. Ve annem de şaşırdı, yani ne oldu bu çocuğa bir anda? Cevaba bak demiştir. Evet, ve ama gerçekten 1,5 yıl sonra Rab her kaybettiğimiz eşyanın aynısını geri getirdi evimize. Annemle babam ayrılmadılar ama mutabakata vardılar, boşanmadılar. Uzakta olsalar da ailemizi bir arada tutabildik. Ve aslında İsa Mesih'e yüreğimi açmamı ve o kırılma zamanı işte bu büyük sorunla oldu. Ve onun gerçekliği o kadar çarpıcı bir şekilde beni etkiledi ki yani artık onsuz bir şey düşünmüyordum. Ve okula gittiğimde ilk olarak bana söyledikleri şey şuydu. Yani senin gözün içinde bir değişiklik var dediler. Yani başka bir ışık var. Artık başka bir kişi oldum. Yani yeniden doğuş dedikleri şey buydu işte. Ve sonra Bakırköy'deki kilisele tekrar iletişime geçtim. Ve onlar da bana destek oldular, öğrettiler, sağ olsunlar. Ve sonra bir seminer oldu. Kazakistan bölgesinden gelen bir pastör vardı ve çok ilginç bir şey yaşadık. O pastör geldiğinde Rab ona demiş ki ben sana bir Türkiye'den birisini getireceğim. Onunla tanışacaksın. Bu bildiğin her şeyi ona öğret dedi. Ve sonra ben o adamın seminerine katıldım. Ve adam beni gördüğünde ilginç bir duygusal bir elektrik aldık birbirimizden. Ve o ertesi gün Ankara'da bir şifa semineri verecekti. Dedi ki benimle gelir misin dedi. Çünkü Rab bana böyle söyledi. Onu, o kişi sen olduğuna inanıyorum dedi. Ve sonra ben de onunla gittim ve o bana bir rol model oldu. İşte benim Mesih'te yapmam gereken şey bu. Çünkü tabii yıllar sonra şu ayeti okuduğumda İsa dün bugün sonsuza dek aynıdır ayetini okuduğum zaman İbraniler kitabında işte benim hikayem bu. Ben onu öğrendim. İsa Mesih'in dün, bugün ve sonsuza kadar aynı olduğunu öğrendim. Ve kutsal kitapta yazan her şeyi ondan talep edebileceğimizi öğrendim. Ve yaşamımı İşte bu Rab'be bu Mesih'e teslim ettim. Hamdolsun, hamdolsun kardeşim. Çok güzel bir hikaye.
Yani ve şu anda öylesin, hizmet ediyorsun zaten, öğretiyorsun, öğrenciler yetiştiriyorsun, müjdeyi duyuruyorsun, Rabbim müjdesini duyuruyorsun ve zaten konuşurken de o senden seziliyor, senden görülüyor, Rab sevgisi, onun sendeki emeği, sende ektikleri ve senin onun üzerine inşa ettiklerin hayatın da bunun tanığı. Peki ondan sonra, yani İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcın olarak kabul ettikten sonra bir sosyal hayatım vardı, bir aile hayatım vardı. Biraz bahsettin aile hayatından. Yani nelerin o gözündeki değişiklikle beraber, o yeniden doğmak dediğinle birlikte hayatının istikametinin nasıl değiştiğini, volkanın nasıl değiştiğini. Ondan önce de iyi bir volkanı anlattın aslında. Yani böyle başka tanıklıklarda inanılmaz, yani böyle zor olan şeyler duyuyoruz. İnanılması zor insanların geçmiş hayatlarıyla ilgili olarak. Sende nasıl oldu bir değişim? Nasıl bir kişi haline dönüştüğünü hissettin Tanrı'da? Yani bilgi böbürlendiriyor insanı. Evet. Üniversitede okudukça yani tahammülsüz bir kişiydim aslında. Çünkü bir takım bilgilere eriştikçe o bilgilere erişemeyen insanlara tahammül edemiyordum. Yani yani biraz kibir vardı. Dolayısıyla bu bilgiler bana kibir getiriyordu ve kibirli bir insandım, benlikte bir insandım. Çünkü sadece bütün amacım belki iyi şeyler düşünürken bile kendimi hoşnut etmekti aslında. Çünkü bunları kendin için yapıyorsun. Ve ilk bendeki değişim o oldu. Yani alçak gönüllü olmaya başladım. Bilginin bu kadar önemli olmadığını fark ettim. Yani insanlar okusun ya da okumasın, entelektüel bilgileri yüksek olsun ya da olmasın, bunların çok fazla önemi olmadığını artık fark ettim. Ve insanlar onu şey yaptı. Çünkü daha önce söyledikleri şey şuydu. Yani konuşurken bazen zor oluyordu insanlarla iletişim. Çünkü dayanamıyordum. Yani mesela bir saçma bir şey söylediği zaman ya da bir bilgiye dayanmayan bir ifade duyduğum zaman bu benim hoşuma gitmiyordu. Yani çünkü ukalalık gibi, yani hiçbir şey okumamışsın ama bir fikir yürütüyorsun gibi bir izlenimim oluyordu. Ve iletişim insanlarla zor oluyordu bu yüzden. Ama İsa Mesih'e iman ettikten sonra insanlar onu söyledi. Yani şimdi bizi dinlerken yani can kulağıyla dinliyorsun. Eskiden dinlerken sıranın bana gelmesi için beklerken şimdi onu dinliyorum. Ve onlar bunu fark ettiler. Tabii ki üniversitede bir dine ya da bir inanç sistemini yaşamak çok sağlıklı ya da çok ilerici bir şey değildi. Dolayısıyla arkadaşlar yavaş yavaş benden uzaklaştılar. Çünkü ben sıkıcı olmaya başladım. İşte alkol içiyordum, sigara kullanıyordum ve bunlar yavaş yavaş hayatımda hızlı bir şekilde yok oldu. Ve onlarla bir yere gittiğimde ben kahve içiyordum. Ve hiç unutmuyorum, bir gün bu Nevizade'ye davet ettiler ve ben yine kahve içiyordum. Ve bir arkadaşım, bayan arkadaşım o kadar çok dalga geçti ki. Yani sürekli dalga geçti, sürekli dalga geçti. Ve sonra katlandım ve en sonunda bunu söyledim. Yani ya beni Tanrı değiştirdi, bunu anlamalısın artık dedim yani. Ben Tanrı'yı tanıdım. Ve sonra çok ilginç bir şey oldu. Tabii ki bunu Tanrı yaptı diye söylemiyorum. Ve sonra biraz alkolü fazla aldığı için yere düştü ve çenesinin altında bir dikiş atıldı arkadaşımızın. Ve ertesi gün geldi, dedi ki senden özür diliyorum. Çok seninle fazla dalga geçtiğim için başıma bunlar geldi dedi. Ama ben dedim ki Tanrı'dan değil, sen çok fazla alkol aldığın için yere düştün. Ama İnsanlara bazen bu hatırlatılması gerekiyor. Yine de özrüm kabul edildi dediler. Evet. Ve yine özrüm kabul ettim. Annem bendeki değişiklikleri gördü. Evet. Daha çok yönetici olan Volkan, daha doğruları bildiğini iddia eden Volkan, bekleyen, dinleyen, sabreden Volkan'a değiştiği zaman annem iman etti ve vaftiz oldu. Öyle mi? Ve İki kız kardeşin daha vardı senin değil mi? Yok, bir abim vardı. Abim evet. Zaten başka bir şehirde yaşıyordu. O zaten benden daha büyük olduğu için. Daha sonra babama gittim. Evet. Babama da Hristiyan olduğumu söyledim. O da zor oldu ama yani saygı göstermek zorunda kaldı. Çünkü ona açıkça söyledim. Ben Tanrı beni değiştirdi ve artık ben İsa Mesih'i izliyorum dedim. Ve arkadaşlarım kabul edenler oldu, etmeyenler oldu ama bu şekilde bugünlere kadar geldik. Peki evlendin daha sonra galiba değil mi? Şimdi evlisin, evet, çocuğun evliyim. Var, çocuklarınız var mı? Evet, 3 yaşında bir oğlum var. Rab bereketlesin kardeşim. Amin. Şimdi hayatını onda yaşıyorsun ve şimdiki Volkan'la ondan önceki, İsa'dan önceki Volkan'ı böyle birkaç cümleyle değerlendirirsen en
en öne çıkan şeyleri ne söyleyebilirsin mesela? Ya eskiden şöyle bir şey vardı. Kendini hoşnut etmek isteyen bir volkan vardı. Her amacı kendi önde olsun, kendi ön planda olsun. Ama şimdi Rab ön planda olsun, Rabbim bizi yönetsin diyen bir volkan var diye düşünüyorum. Hamdolsun. Çok güzel sevgili kardeşim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür çok ederim. Özel bir hikaye bizlerle anlattın. Tanrı'nın senin hayatındaki değişimi ve Tanrı'nın senin hayatında nasıl işledi ve seni nasıl artık kullanıyor, değil mi? Hamdolsun. Artık kullandığını Amin. Görüyorsun. Hamdolsun. Belki son bir cümleyle programımızın sonuna geldik neredeyse ama ne olmasını bekliyorsun? Şimdi mesela şunu da sormak isterim aslında. Hani o kadar şey oldu, işte dokundun, dua ettin, iyileşti. Şu anda böyle şeyleri de görüyor musun hayatında? Evet, yani kesinlikle. Böyle şeylerin olduğunu görüyor musun artık hayatında da? Biz Belirtiler ve Harikalar Kilisesi olarak o kilisede önderlik böyle ediyoruz. Böyle bir kilise var değil mi? Şimdi Şişli'de. Oradan Belirtiler ve Harikalar Kilisesi. Çünkü böyle gördüm, böyle iman ettin. Ve yılda 4 kere ya da 5 kere çok büyük yerlerde şifa toplantıları düzenliyoruz. Daha önce Saint Antoine Kilisesi'nin bir bölümünde yapıyorduk bunu. Ve orada kulakları duymayan insanların orada tanıklık ettiğini biz duyduk. Yani ve hamdolsun. Dediğim gibi İsa Mesih dün bugün sonsuza dek aynıysa 2000 yıl önce yazılan her şeyi bugün İsa Mesih'ten talep edebiliriz. O zaman Harikalar ve Belirtiler Kilisesi Şişli dedin değil mi? Evet, belki Şişli'de. izlemek ya da ulaşmak isteyenler varsa internetten bilgilerine ulaşabilirler. Evet, www.belirtilerveharikalar.org diye bir internet sitemiz var. Orada gerekli olan bütün bilgilere sahip olabilirler. Çok teşekkürler kardeşim. Ben teşekkür ederim. Onu bol duydum. Bol hizmetini, bol bol bereketiniz. Sizi de. Evet sevgili Kanal Hayat dostları, gerçekten kişilerin ne olduğu, kim olduğu hiç önemli değil Tanrı'nın gözünde. Onun için herkes ya inanıyor ya inanmıyor gerçekten. Ve nereden geldiğimiz hiç önemli değil. Nasıl insanlar olduğumuz, eğitimimiz ne olduğu önemli değil. Hepimiz ona muhtacız, hepimizin ona ihtiyacı var. Sadece belirli bir durumdayken, belirli bir pozisyondayken değil, yani dibe vurmuşken, acı çekerken değil ama her durumda ona ihtiyacımız var. Bunun için gözlerimizi açmamız ve gerçekten bizi dört gözle bekleyen Tanrı'ya muhtaç bir şekilde gönülden ve istekle sadece ondan onu çağırmamız, bu isteği, bu talebi ona bildirmemiz onun bize elini uzatması için yeter. Çünkü o alçak gönüllü, sevgi dolu bir Tanrı. Öyle değilseniz ümit ediyorum siz de bugün ona o fırsatı verirsiniz. Siz de ondan bu gece Rab kendini bana ulaştır, hayatıma dokun, yaşantıma dokun dersiniz. O zaman eminim o da size ulaşacaktır. Tekrar yeni bir Dar Kapıdan Girenler programında tekrar bir araya gelinceye kadar Rabbimiz Mesih İsa sizleri bol bol bereketlesin. Hoşça kalın.